Evet, off topic. İngilizce ile, YouTube'la, İspanya ile, Erasmus'la, Work and Travel'la alakası olmayan, alakasız bir konuyla ilgili konuşacağım bugün. Rasim Ozan Kütahyalı kardeşimiz ve Nur Yellitaş. Şimdi komik gülüyorum çünkü insanlar böyle Twitter'da çıldırmış durumda işte. Bilmem bunları buralara çıkardınız, alın başımıza ne geldi falan filan diyorlar. Bunları buralara kim çıkardı? Bu soruyu sormak lazım önce. Bunları buralara kim çıkardı? Ve bunların yaptığı televizyon programlarının rating sıralamasına bakmak lazım. Şimdi rating sıralamasına bakarsanız eğer, şuraya bir yere koyayım istiyorsanız, ben buraya koyayım mesela. Şimdi bu adamın programı izleniyor. Televizyonda atıyorum o akşam 30 tane program var. Bu adam ilk 3'te. Bu kadın da ilk 3'te. Bunun da programı izleniyor. Bunlar izleniyorsa sen niye gidip bunu buralara siz çıkardınız diyorsun ki? O siz değil, o biziz. O biz halk yaptık bunu. Biz yani bizim Türk halkı yaptı. Şimdi Rasim Ozan'ın mesela olayı biraz eskidi aslında ama şunu söylemek istiyorum. Çok şaşırdılar o Rasim Ozan öyle deyince. Ama bunu nasıl der canlı yayında falan filan bir şey diyeceğim ya. Rasim Ozan Galatasaray'a Gomis geldiğinde 30 santim ofsaytta dedi. Ya biz salak mıyız? Dur hoca anlatıyor. Gomis'te doğal bir çıkıntı varsa adamın ne kabahati olabilir 30 santim bir şeyde? Anlamıyor muyuz yani bu? Neymiş işte Saxo Maxo demiş işte çocuklar izliyormuş, şuymuş buymuş falan. Ulan adam Gomis'e 30 santim ofsayt diyor. Hani salak mıyız yani biz doğuşta 30 santim ofsaytta? Kimse de anlamıyor sanki. Adam bunu derken neredeydiniz? Adam bunu deyince bir kere gündem olmadı. Bir kere Twitter'da nasıl dersin falan Beyaz TV'nin önünü basalım şunu yapalım bunu yapalım olmadı. Hani illa adamın bir ırka mı hakaret etmesi gerekiyordu? Buraya kadar mı beklediniz? Bunu soruyorum size. Yani bu adam bunu derken herkes güle oyna izliyordu. Bu adamın günahım kadar sevmem. Zaten çok da iyi oldu kovulması ama şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu adam bundan sonra dedi ki bak koskoca Aziz Yıldırım'dan bahsediyor. Aziz Yıldırım. Fenerbahçe kulübünün başkanı. Türkiye'deki en önemli 3-4 tane koltuktan birisi. Bakın Fenerbahçe başkanlığı. Galatasaraylı Beşiktaş kardeşlerim kusura bakmasın ama Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur ve başkanlığı çok önemli bir konumdur. Diyor ki Aziz Yıldırım diyor diki bıraksın diyor. Toşağı tutsun diyor. Yani Aziz Başkan bu diki sonuna kadar tutmalı. Canlı yayında. Ve yani bu dik denen adamın ikinci bir ismi daha var. Onu kullanmıyor. Avukat mı? Avukat mı? Allah belasını versin onun da. Onu kullanmıyor. Kasti olarak Aziz Yıldırım diki tutsun. Diki tutsun. Diki tutsun. Diki tuttu. Ama biz salak mıyız oğlum? Bizim zekamızı alay mı ediyorsun? Hayır. Kendin belki salaksın. Olabilir. Bir şey demiyorum. Kendin belki salaksın. Çevrendeki insanlara böyle şakalar yap işte. Bizim anlamadığımızı düşünsen biz anlıyoruz. Biz anlıyoruz ve peki biz anlarken buna niye tepki vermiyoruz? Buna niye Twitter'dan, Facebook'tan şey yapmıyoruz? Bunu niye Beyaz TV'nin önünde basıp o bunu kovacaksınız, şey yapacaksınız falan demiyoruz? Adam bildiğin diki tutsun diyor, diki bıraksın diyor. Atıyorum Bilic'ten bahsederken ya da Şenol Güneş'ten bahsederken, Aykut Kocaman'dan bahsederken Aykut Kocaman Fenerbahçe devam etmeli veya devam etmemeli diyor. Ama konu dik olunca niye tut bırak, tut bırak muhabbet yapıyorsun? Ya da diki Fenerbahçe'nin başka şeyini açıklayacağım dedi o canlı yayında. Onların neydi? Yeni teknik direktörünü Toşak diyor mesela. Bu zaman neredeydik biz? Ben bunu soruyorum. Aynı programda Sinan Engin ben motor severim derken yandan diyor ki aa yenge duymasın motor sevdiğini. Köpekler geliyor. Köpeklerden dolayı korkuyorum. Ben motor çok severim. Bir daha söyle. Motor çok severim. Hayda evet. Motor. Ya böyle evet, motor çok severim. Yenge duymasın. Ha biz anlamadık yani. Biz bunu anlamadık yani. Buradaki muhabbet o kadar iğrenç ki. Buradaki muhabbet o kadar iğrenç ki. Bunlar bizim WhatsApp erkek grubumuzda işte böyle mahalle grubunda böyle geliyor işte. Şu salağa bakın ne demiş. Aa işte çok komik falan. Ama aslında komik değil biliyor musunuz? Canlı yayın çünkü bu. Canlı yayın. Sen bir atıyorum televizyon herkes açıp izleyebilir. Sen mesela YouTube'da bir kanalın olsa ve böyle bir yayın yapsan, küfür etsen de bu tarz şeylerden bahsetsen neyse. Aynı programda mala vurma muhabbeti. Dördüncü muhabbet. Sinan sen hariç, Apo hariç, Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala... Yani ben küçükken mala vururdum. Şunu yapardım, bunu yapardım. Ahmet Çakar'la Sinan Engin'in hiç şeyini bozmuyor. Ciddiyetini bozmuyor. Ki o ikisi gülüyor. Abdülkerim Durmaz'la şey gülüyor Rasim Ozan. Diğer ikisi ciddiyetini bozmuyor ki anlaşılmasın. Yani anlamıyor muyuz biz? Bunu izleyen çocuk anlamıyor mu? Mala vurmak. Yaratıcı değil mi? Mala vurmak ne demek ya? Bunlar niye gül demeyecek mi? Bu zamanlar neredeydi? İşte bak ben şunu diyorum her zaman. Sen burada ses çıkarmazsan,
Burada ses çıkarmazsan, burada ses çıkarmazsan, burada ses çıkarmazsan adam en son buraya kadar çıkar, sonra bütün pisliğini, bütün içindeki o kenefi canlı yayında döker. Ha iyi oldu, kovuldu şimdi Beyaz TV'den, bilmem gazeteden de kovulmuş falan filan, ama buraya kadar niye izin verdik? Buraya kadar niye izin verdik? Ben bunu diyorum. Buraya kadar niye ses çıkarmadık buna? Bu zamana kadar adam Gomez 30 santim olsaydı daha işte bilmem mala vurdu, motoru severim sevmem, dik toşak, bunlar adam yapıyordu bu zamana kadar. Aynı şekilde Nur Yerlitaş. Ya bu kadını ben birkaç kere gördüm. Hiçbir programı bir şeyini izlemedim. Ne bu ya? Bu ne ya? Bilmem şehitler meyitler ama. Ne yapayım Allah Allah. Şehitler meyitler rifayeden. Ulan insanların burada hani duygu sömürüsü yapmak istemiyorum. Çok uzun konuşurum ama. İnsanların hakikaten hassas olduğu bazı konular vardı. Bu herhangi bir siyasi parti seçmeni olmana gerek yok. Adamın ailesinde bir şehit vardır. Senin yayınını izliyordur, seni seviyordur, beğeniyordur seni. Sen sonra televizyonda bir topluma mal olmuş bir insansın. Bakıyordur, sen ama şehitler meyitler. Adam der ki lan benim abim, benim kardeşim, benim babam, benim dedem bunun için mi öldü yani? Bunun için bir şehit oldu der. Bunu geçelim. Bu Rasim Ozan'ın eşi şöyle bir tweet atmadı mı? Yine şuraya koyayım. Bu tweet ne oldu? Unutuldu gitti. Bu da unutulacak. Rasim Ozan'ın olayı da unutulacak. Nur Yeltaş'ın olayı da unutulacak. Ya kovuldu movuldu falan filan geçecek bundan hepsi. 21 gün 22 gün sonra Türkiye her şeyi unutacak. 3 ay 4 ay sonra aklımıza bile gelmez belki. Yani bir şeylere önceden fark etmek lazım. Gençlere sesleniyorum cidden. Eğer ki önceden fark ederseniz, ben mesela hiç şaşırmadım. Birçok insan şaşırdı. Beyaz Sinan'ın önünde bastılar işte tweetler mevitler. Nasıl böyle bir şey dersin? Ben o kadar normal karşıladım ki bunun öyle demesini. Hatta bu zamana kadar niye demedi diye bile şaşırdım. Çünkü o kadar çok pislik şeylerden konuştu ki. Yani normal geldi bana. Nagihan Alçın'ın attığı tweet ortada. Ülke olarak enteresan bir şeydeyiz. Yemin ediyorum çok enteresanız ya. Yani hakikaten çok enteresan milletiz. İlle böyle çok en dibine kadar gidecek, anladım. İlle böyle bir millete, bir ırka aşağılayıcı bir hakarette bulunacak ki o zaman millet ooo ayaklansın. Bunu en başta sen İran'ın başını küçük enseydin bunlar hiç olmayacaktı.